Haber merkezinden gün ortasından mutlu günler Sayın seyirciler. Günün getirdiği gelişmelerle karşınızdayız. Evet, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyonu bir yılını doldurdu. Başbakan Ünal Üstel hükümetin bir yılını doldurması nedeniyle dün basının karşısına çıkarak itirazlarını anlattı. Üstel, hükümetin pandemi, ekonomik sıkıntılar ve deprem felaketinin yaşandığı bir süreçte görev gerçekleştirdiğini anımsatarak, tüm zorluklara rağmen halkın refahı ve huzuru için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Değerli basın mensupları, Başbakan Ünal Üstel, koalisyon hükümetinin bir yıllık icraatlarını halka hizmet yolunda bir yıl ismiyle düzenlenen basın toplantısıyla anlattı. Grand Paşa Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısında kabinedeki tüm bakanlar hazır bulundu. Başbakan Üstel, hükümeti kurma görevini aldıktan sonra Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi olarak kurulan hükümetin birinci yılını doldurduğunu kaydederek ekonomiden sağlığa, ulaştırmadan turizme, eğitimden ekonomiye pek çok alanda önemli işlere ve icraatlara imza attıklarını vurguladı. Bu bir yıllık süre içerisinde anavatan Türkiye ile kardeşlik hukukumuzu güçlendirdik. Karşılıklı sevgiye, saygıya ve güvene dayalı ilişkilerimizi en üst seviyelere çıkarttık. Türkiye'ye tarihi ziyaretler gerçekleştirdik. Tarihi projelere ve protokollara imza attık. Ama ne acıdır ki tarihi imkansız acıları da birlikte yaşadık. Kıbrıs Türk'ünün tarihte eşi benzeri görülmemiş bir acıyla yüzleştiğini söyleyen Başbakan, Türkiye'deki depremde 49 vatandaşımızı yitirdiğimizi, şampiyon meleklerimizi kaybettiğimizi anımsatarak yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet, yaslarlilerine başsağlığı diledi. Davalarının takipçisi olduğumuzu da buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hukuki süreçleri hükümet ve meclis olarak yakından takip ediyoruz. Değerli basın mensupları, yaşanan deprem felaketinin ardından bir devlete yaraşır şekilde sorumluluk bilinci içerisinde hareket ettik. Tek bir insanımızı dahi deprem bölgelerinde bırakmamaya kararlıydık. Bunu da başardık. Keşke hepsini yaşam dolu şekilde ülkelerine ulaştırabilseydik. Ama olmadı. En büyük üzüntümüz bu olmuştu. Deprem süreci boyunca Türkiye ile kardeşliğimizin sadece sözde olmadığını, bunun özde de var olduğunu ispatladık. Deprem bölgelerine kurtarma ekiplerimizi yolladık. İnsanların yardım çığlıklarına kulak verdik. Depremzedelere kapılarımızı açtık. Depremde evlerini kaybetmiş insanlar için konteyner evler projesini başlattık. Başbakan Üstel, hükümetin bir yıl boyunca halkın refah seviyesini artırma, proje üretme, reformları hazırlama ve ülkenin önüne açma gayreti içinde olduğuna vurgu yaptı. Sosyal yardım ve cemile maaşı alanlara 8.000 Türk lirası, engellilere ise 4.000 Türk lirası ek katkı sağladıklarını kaydeden başbakan, ayrıca sosyal sigorta ve cemile yardımı alanlarının maaşlarına yılda bir olan artışı yılda ikiye çıkarıp %100'e varan artış sağlamış olduklarını söyledi. Başbakan Ünal Üstel, asgari ücretten vergi alınmasını durdurduk, yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen son bir yıl içinde kamu maaşlarına %94.5'lik büyük bir artış yaptık, vergi matrahlarında çalışanlar lehine yaptığımız iyileştirmeyle de kamu maaşlarına önemli miktarda katkı sağladık, dedi. Kamu çalışanlarımızın alım güçlerini kaybetmemeleri için imkanlarımızın da ötesine geçerek tarihi artışlar yaptık. Hükümetin turizm alanında simgesel bir adım attığını ve Girne Antik Limanı yenileme projesini başlattığını anımsatan Üstel, projenin kısa sürede tamamlanarak ülke turizmine kazandırılacağını belirtti. Bu dönem içerisinde
çevre kirliliğine yönelik çok sayıda adım attık. Kararlar ürettik. Ülkemizin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik önemli girişimler yaptık. Ulaştırma alanında da önemli adımlar atıldığını kaydeden Başbakan Üstel, yarım kalan yol projelerinin kaynak bulunarak tamamlandığını hatırlattı. Üstel basın toplantısında Kıbrıs Türk Deniz İşletmelerine yeni bir gemi kazandırıldığını da hatırlattı. Teknoloji alanında da önemli adımlar atıyoruz. 4.5G ile ilgili çalışmaları tamamladık. 4.5G çok kısa bir süre içerisinde halkımızın hizmetine girmiş olacak. Başbakan Ünal Üstel, yerel yönetimler, kırsal kesim, sosyal konut ve muhacirat konularında da önemli icraatları hayata geçirdiklerini kaydetti. Başbakan yıllardır yapılmayan kırsal kesim arsalarının altyapı çalışmalarında da önemli adımlar atıldığını, ayrıca Kermiye Şehit Çocuğu arsalarının da altyapılarının tamamlandığını belirtti. Yeni nesil pasaport uygulamasına geçildiğini, yeni nesil kimlik kartlarının ise doğum anından itibaren verilmeye başlandığını kaydeden Üstel, önceki hükümetler döneminde başlatılan yeni cezaevi projesinin tamamlanıp hizmete sokulduğunu hatırlattı. Başbakan, e-devlet, e-vize ve dijitalleşme alanında da önemli adımlar attık. Veri merkezi binasının açılışını gerçekleştirdik. Böylece e-devlet projesinin tam anlamıyla hayata geçmesiyle veriler çok daha güvenli bir şekilde işlenecek, dedi. Üstel, yeni çocuk yuvası inşaatının ve LAP'ta yeni yaşlı evi projesinin başlatıldığını belirterek bunların da kısa süre içinde hayata geçeceklerini kaydetti. Başbakan Üstel, sağlık alanında da yıllardır bekleyen birçok projenin adımlarının atıldığını anlattı. İlerleme kaydedilmeyen yeni Girne Hastanesi'nin inşaatını hükümetimiz döneminde yaratılan finansmanla yeniden başlattık. 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planladığımız 160 yataklı yeni Girne Hastanesi, Girne'nin önemli ihtiyaçlarından birine cevap verecek. Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız son protokolle yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temelinin atılması, Girne Hastanesi'nin iç donanımlarının tamamlanması, Güzel Yurt Hastanesi'nin tamamlanması, Pamuklu'ya yeni bir sağlık merkezi yapımı için kaynak sağladık. Başbakan, Türkiye'den gelen suyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm yerleşim birimlerine ulaşması için 207 kilometrelik hattı tamamladıklarını anlatarak, tarımsal alanda kullanılacak suyun da gerekli bölgelere ulaşması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Tarımsal alanda hayvan hastalıkları konusunda da çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Üstel, eğitiminde hükümet için çok önemli olduğunun altını çizdi. Üstel, Kıbrıs konusunda müzakere sürecinin tıkandığı gerçeğinden hareketle Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından oluşturulan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm siyasi kesimleri tarafından desteklenen iki eşit uluslararası devlet statüsüne dayalı bir anlaşma vizyonu ortaya koyduklarını ifade etti. Başbakan Ünal Üstel, hükümetin geride bıraktığı bir yılı böyle özetlerken yakın geleceğe ilişkin icraatları da kamuoyuyla paylaştı. Üstel, gençlere ilk evim kredisi verileceğini, depreme karşı dayanıklı evler için de kredi imkanı sağlanacağını açıkladı. 150 bin Türk liralık düşük faizli küçük esnaf, tarım ve hayvancılık kredilerini de vermeye başlayacaklarını belirten Üstel, Lefkoşa Metehan bölgesine Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi yapılacağını söyledi. Başbakan basının sorularını da yanıtladı. Yerine getirmeye devam edeceğiz. Başbakan Ünal Üstel, koalisyon hükümetinin bir yılı ile ilgili kapsamlı basın toplantısında yeni icraatlarını da açıkladı. Hükümetin önünde 3 yıllık görev süresi bulunduğunu, bu sürede yeni ve büyük hedeflere doğru yürüyeceklerini söyleyen Üstel, cesaret ve kararlılıkla bugüne kadar atılamayan tüm adımları atmaya, ihtiyaç duyulan tüm reformları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Halkımıza verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz, dedi. Çok kısa bir süre içerisinde atacağımız birinci adım, hane gelirleri 85 bin TL'yi aşmayan ve ilk defa konut sahibi olacak gençlerimize
1 milyon 200 bin TL'ye kadar aylık %1 faizli 10 yıl vadeli ilk evin kredisini vermeye başlıyoruz. Depreme dayanıklı olmadığı için yıkılıp yeniden yapılması gereken konutlara yönelik 1 milyon 200 bin TL'ye kadar aylık %1 faizli ve 10 yıl vadeli depreme karşı dayanıklı evler kredisini vermeye başlıyoruz. Tarım, hayvancılık, ormancılık, arıcılık, balıkçılık ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren kendisi dahil 10 kişiye kadar çalışanı olan işletmelere 2023 yıl sonuna kadar sigorta prim desteğini yeniden başlatacaklarını dile getiren Üstel, bu destekten 7000 aşkın insanın faydalanacağını belirtti. Bu kadar zaman elektrik kurumunun bir yasası dahi yok. Bizler onu da yaptık, değerli basın mensupları. Bakanlar gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İkinci aşamayı da tamamladıktan sonra ülkeye gelişlerde özellikle gerek öğrenci olarak gerek çalışma izni noktalarında daha sıkı denetimli imkana geleceği, yani aslında ülkeye gelip de sıkıntı yaşamadan önce ülkeye gelmeden yapılacak denetim ve kontrolün çok önemli olacağı aşama noktasındaki evde otomasyon sisteminin ikinci aşamasını tamamlayacağız. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk yılda tüm okullarımızda tampon eğitimine başlıyoruz. Esas beklenti faizlerin bugünkü piyasa koşullarının daha üzerine çıkacağı yönündedir ki seçimin kimin kazanacağına bağlı olmaksızın. Beklenti kurlardan ziyade faizlerin yükselişi yönünde olacaktır. Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere'nin Avrupa Bakanı Leo Doherty'ye egemenlik hakkı için mücadele eden Kıbrıs'ı Türklerin görmezden gelinmesinin büyük haksızlık olduğunu vurguladı. İngiliz bakanı kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar, Doherty'den Kıbrıs'ı Türklere uygulanan eşitsizliğin kaldırılmasını da istedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin Avrupa Bakanı Leo Doherty ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığında kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar, kabulün ardından TAK'a yaptığı açıklamada, görüşmede Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlıkları, eşit olmayan muameleleri anlattığını ve destek istediğini söyledi. Tatar, İngiliz bakana İngiltere'nin Kıbrıs'ta Lozan Anlaşması'yla 1923'ten 1960'a kadar egemen olduğunu ve 1960 anlaşmalarıyla da iki tane egemen üs aldığını, buna karşın Kıbrıslı Türklerin halen egemenlik hakkı için mücadele vermekte olduğunu anlattığını ifade etti. Tatar, Doherty'ye bundan sonra büyük bir haksızlık olamayacağını, Kıbrıslı Türklerin adada eşit ve egemen olduğunu, bunun kuruluş anlaşmalarında da belirtildiğini söylediğini kaydetti. Tatar, İngiltere'nin garantörlük yükümlülüklerini yerine getirmediğini de anımsattığını ifade ederek, Türkiye'nin 1974'te meşru bir müdahalede bulunduğunu ve adaya barış getirdiğini, Türk askerinin sadece Kıbrıslı Türkler için değil, tüm bölgenin barışı için önemli olduğunu da aktardığını kaydetti. İngiltere'de Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine Kıbrıs Türk tarafının davet edilmemesini de görüşmede gündeme getirdiğini belirten Tatar, "Siz Kıbrıslı Türk'ün varlığını inkar ediyorsunuz. Kıbrıs Türk'ü bir halktır, hakkı var, hukuku var, şiiri var, edebiyatı var, kültürü var. Nasıl olur da sadece Kıbrıs Rum kesimini muhatap alır da bizi almazsınız?" dedim diye konuştu. Cumhurbaşkanlığındaki etkinliğe gidiyoruz şimdi de. Orta dereceli okullarda eğitim gören özel çocuklar ve sıra arkadaşları bugün Cumhurbaşkanlığı bahçesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Engelliler Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan etkinlikte çocuklar resimler yaptı, şarkılar söyledi. Engelliler Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında orta dereceli çeşitli okullarda eğitim alan özel çocuklar ve sıra arkadaşlarının katıldığı 19 Mayıs'ta omuz omuza etkinliği düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşesi Bel Tatar'ın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı, Etkileşimli Drama Derneği ve Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi işbirliğinde düzenlenen etkinlik Cumhurbaşkanlığı bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte 4 gruba ayrılan çocuklar çeşitli oyunlar oynadı. Etkinlikte çocukların yaptığı resimler de panolara asılarak sergilendi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da katılarak çocuklarla sohbet etti. Sibel Tatar çocuklara Atatürk broşür de hediye etti. Etkinlikte bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşma yaptığı kürsünün önünde etkinliğe katılan çocuklar ay yıldız şeklini oluşturdu. Cumhurbaşkanı Tatar çocuklara hitaben yaptığı konuşmada çocukları ve eğitmenleri Cumhurbaşkanı'nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde özel çocuklar ve sıra arkadaşlar ile Atatürk'ü konuşmanın çok anlamlı olduğunu kaydeden Tatar, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yüreklerimizi parçaladığını ifade etti. Tatar, depremde hayatlarını kaybedenlere rahmet dilediği konuşmasında, "Sizler bizim için çok önemlisiniz, en değerli varlıklarımızsınız," dedi. Sizleri Atatürkçü gençler olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevgisiyle bu memlekette gelecekte daha huzurlu, daha mutlu bir yaşam için sizlerin yaptıkları çalışmanın ne kadar önemli olduğunu buradan sizlere paylaşıyorum. Biz bu ülkede hiç ayrım yapmadan özel çocuklarımızla diğer çocuklarımızı bir arada görebilmek, bir arada onların kaynaşması ve eğitimle daha çağdaş, daha müreffeh bir gelecek için bu anlayışla eğitimlerini sürdürmeleri en büyük temennimiz ve dileğimizdir. Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda çocukların 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramlarını da kutladı. Konuşmanın ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından etkinliğe katılan öğretmenlere katılım belgesi takdim edildi. Meclise gidelim. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası üyelerini kabul etti. Töre, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete her zaman büyük bir karşı duruş sergileyeceklerini vurguladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası üyelerini kabul ederek görüştü. Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde konuşan Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, son dönemlerde sağlıkta yaşanan şiddet olayları karşısında en çok memnun oldukları konunun devlet yöneticileri tarafından gösterilen duyarlılık olduğuna işaret ederek yapılan destek açıklamalarından büyük memnuniyet duyduk ifade etti. Eğitim çalışmalarıyla toplumda zaman zaman erozyona uğrayan bu değeri yükseltmek istediklerini vurgulayan Özgöçmen, yasal çalışmalarla da sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete karşı caydırıcı cezaların düzenlenmesi gerektiğine değindi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de konuşmasında konuyla ilgili mecliste yapılacak olan yasal çalışmaların takipçisi ve destekçisi olacaklarını söyleyerek bütün milletvekillerinin de bu konuda hassas olduğuna inandığını belirtti. Hemşire ve ebelerin sağlık sektörünün önemli bir parçası olarak kutsal bir görev yerine getirdiklerini ifade eden Töre, pandemi başta olmak üzere yaşanılan birçok süreçte bu değerin çok iyi bilindiğine işaret etti. Ama neticede bir insan karşındaki, bakalım ruh hali nedir, ailesinin ruh hali nedir, böyle düşünerek alçaktan almak, yumuşak davranmak ve kendinizin morallerini bozmadan ki hizmet etmeye devam etmek bence çok önemli bir şeydir. Ebeler ve hemşireler elbette bizim göz bebeğimiz, hepimiz insan yoktur. Ebe ve hemşireye gitmeyen insan yoktur. Yine meclisteyiz. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Engelliler Haftası çerçevesinde devlet ve hükümet yetkililerini ziyaretlerini sürdürüyor. Federasyon yetkilileri Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını aktardı. Nasılsın, iyi misin? Sağ olun benim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun size. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? 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 Nasılsınız?
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Derviş Yüce Türk Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu'nu kabul etti. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yüce Türk, kabulde yaptığı konuşmada ülkede yaşayan engellilerin %90'ını temsil ettiklerini ve onların sosyal, ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi. Derviş Yüce Türk, bir hayır kuruluşu olan Engelliler Federasyonu'nun yaptıkları etkinliklerden devletin %5 KDV almasının yanlış olduğunu savunarak bu verginin ya alınmaması ya da minimum oranda alınması gerektiğini ifade etti. Ulaşım dolaşımla ilgili büyük sıkıntılarımız var. Ülke olarak değil ki engelli insanlar, sağlıklı insanlar ne yolda ne kaldırımda yürüyemiyor. Bu bizi üzüyor. 2016 yılında imar yasası altında bir tüzük geçirdik. Engelli standartlar tüzüğü. Ama maalesef 2016'dan beri hiçbir şey yapılamamıştır. Derviş Yüce Türk, geçen yıl yasalaşan özel eğitim yasasına da dikkati çekerek bu yasanın uygulanması konusunda henüz bir adım atılmadığını söyledi. Engelliler için yapılan engelsiz yaşam evi konusunda ise Derviş Yüce Türk, 2020 yılında yapımı tamamlanan binanın henüz faaliyete geçirilemediğini ifade etti. Yüce Türk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoğlu'yla engelli bireylerin sorunlarını çözmeye yönelik olarak dün yaptıkları görüşmede engelli dairesinin kurulması konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de engelli bireylerin toplumda ayrı bir yeri olduğunu, bazı eksiklikler olabileceğini ancak bu kesimin sosyoekonomik yaşamlarının iyileştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Töre, yasa tüzüklerinin ilgili bakanlıklar tarafından hazırlandığını ve Cumhuriyet Meclisi'ne geldiği zaman hızlıca yasalaştıklarını belirtti. Biz de bu cümleyi duyunca tabii ki mutlu olduk. Evet. Çünkü meclisimize de mutlaka sizlerden birileri gelecek demektir. 2-3 evet. kişi, en az 5 kişi, belki 3 kişi, belki 5 kişi Cumhuriyet Meclisi'nde istihdam edilecektir. Bu da bizi mutlu eder. Görüşmenin sonunda engellilerin sorunlarını çözecek, engelli dairesinin kurulması, kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi, özel bakıma muhtaç olan engellilerin ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın asgari ücret düzeyinde nakdi yardım bağlanması gibi önemli maddelerin yer aldığı 16 maddelik istem paketi Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve milletvekillerine iletilmek üzere sunuldu. Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği yetkililerini kabul ederek görüştü. Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Naimoğulları görüşmede bakanlıktan artan girdi maliyetleri ve hayvancılıkta yaşanan sorunların çözümü yönünde çalışma yapmasını talep etti. Bakan Oğuz, hayvancıların sorunlarının farkında olduklarını ve çözmek için çalışma yürütüldüğünü söyledi. Oğuz, sorunların kısa sürede çözümlenmesi için önümüzdeki günlerde tarafların yeniden bir araya gelmesi konusunda mutabakata varıldığını da belirtti. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'ya götürülen oylar ATO Konkrezyum'a ulaştırıldı. Yurt dışında kullanılan oyların sayımı da 14 Mayıs saat 17 itibariyle diğer oylarla eş zamanlı olarak yapılacak sayın seyirciler. Yüksek Seçim Kurulu'nca 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler kapsamında yurt dışı seçmen kötüğüne kayıtlı 3.416.098 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'ta tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar uçaklarla Ankara'ya götürüldü. Oyları taşıyan Türk Hava Yolları
havalarının Selçuklu, Çatalhöyük, Rize, Artvin uçakları aralıklı olarak Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı'na inen ilk uçakta görevli Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, oyların taşınma işleminin ciddi güvenlik önlemleri alınarak yapıldığını vurguladı. Oyların nakli sırasında siyasi parti temsilcisi olarak görev alan İstanbul Milletvekili ve CHP Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörü Yüksel Mansur Kılınç da yurtdışında 73 ülkede kullanılan oylar sırasında sandıklarda CHP en yüksek düzeyde temsilci bulunduran parti oldu diye konuştu. Uçakta AK Parti, İyi Parti ve Yeşil Sol Parti temsilcilerinin bulunduğuna değinen Kılınç, partisinin yurt dışında vatandaşların oy kullanabilmeleri için çok sayıda çalışma yaptığını anlattı. Uçakların inmesiyle mühürlü çuvallar tırlara taşındı. Saat 5.30'da oyların taşınma işlemlerinin tamamlanması ve tutanakların tutulmasının ardından polis eşliğinde tırlar hareket etti. Siyasi parti temsilcileri de güvenlik amacıyla oluşturulan konvoya dahil oldu. Oylar Ato Kongrejum'daki Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırıldı. İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Gazze şeridinden İsrail'e ise 469 roket saldırısı gerçekleştirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre İsrail ordusunun 9 Mayıs Salı gününden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 25'e, yaralı sayısı 76'ya yükseldi. İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyeleri yaptığı yazılı açıklamada roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'nin İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Gazze'deki sağlık kaynakları İsrail'in Gazze şeridine salı gününden itibaren düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 21 kişinin öldüğünü, 64 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Sudan'da ordu ve hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan sivil halk uluslararası toplumdan destek bekliyor. 4 Mayıs'a ilan edilen bir haftalık ateşkese rağmen özellikle başkent Hartum'dan çatışmalar devam ediyor. Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalar 26. gününe girdi. Tarafların 4 Mayıs'ta ilan ettiği bir haftalık ateşkes ve tarafların temsilcilerinin Suudi Arabistan'daki müzakerelerine rağmen çatışmalar sürüyor. Çatışmaların merkezindeki Hartum'dan on binlerce aile daha güvenli gördükleri kuzey ve doğudaki kentlere kaçtı. Bazı aileler kendi imkanlarıyla barınma ihtiyaçlarını karşılarken bazı aileler gittikleri kentlerdeki kamu kurumlarının misafirhanelerinde, bazıları ise yardımsever vatandaşların evlerinde ağırlanıyor. Yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında olduğu Hartumlular, İslam dünyası ve uluslararası topluma bu sıkıntılı ve zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmaması çağrısı yaptı. Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 9'a yükseldi. 290'dan fazla kişi ise yaralandı. Pakistan ordusu ise federal hükümetin çağrısıyla güvenliği sağlamak için başkent İslamabad'ın çeşitli noktalarında görev almaya başladı. Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri eski Başbakan Han'ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ülke genelindeki protestolar sürüyor. Gösteriler sırasında Hayber Pahtunva eyaletinde 7 kişi, Belucistan ve Pencap'ta birer kişi gösteriler sırasında hayatını kaybetti. Ülkede 9 Mayıs'tan bu yana süren protestolarda yaşamını yitiren göstericilerin sayısı 9'a çıktı. 290'dan fazla kişi yaralandı. Başkent İslamabad, Peşaver, Lahor, Karachi,
ve daha birçok şehirde gösteriler sürüyor. Başkent İslamabad'da protestocular Keşmir ve Srinagar otoyolunu trafiğe kapattı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ederken protestocular da emniyet güçlerine taş ve sopa fırlattı. Peşaver'de de protestocular seçim komisyonunun ofisini basarak içerideki malzemeleri kullanılamaz hale getirdi. Karaçi'nin Gülşen-i İkbal bölgesinde de polis aracı göstericilerle ateşe verildi. Federal hükümetin çağrısıyla Pakistan ordusu İslamabad'ın çeşitli noktalarında da güvenliği sağlamak için görev almaya başladı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Doğanköy'de gerçekleştirilen tetik operasyonu sırasında bir kişi polise tabanca doğrultup şiddet tehdidinde bulundu sayın seyirciler. Makul güç kullanıp etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada zanlı tabancanın tetiğini çekip 3 narkotik polisini öldürmeye çalıştı. Tabanca ateşlenmedi. Olayla ilgili olarak tutuklanarak mahkemeye çıkarılan 3 zanlı aleyhine Girne Kaza Mahkemesi tarafından bir gün tutukluluk emri verildi. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Doğanköy'de tetik adı verilen bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında bir evde tespit edilen zanlı BT tutuklanmak istenince polise tabanca çekti ve şiddet tehdidinde bulundu. Zanlı BT makul güç kullanılarak etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada tabancanın tetiğini çekip polislere ateş etmeye çalıştı ancak tabanca ateşlenmedi. Tabancanın ateşlenmemesi üzerine BT makul güç kullanılarak etkisiz hale getirilirken tabancaya ait şarjör ve şarjör içerisinde bulunan 9 canlı mermi emare olarak alındı. Operasyonda zanlının üzerinde ve tutuklandığı evde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında eroin, yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain ve yaklaşık 506 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazinin yanı sıra içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 1 adet öğütücü ele geçirildi. Polis ayrıca 23 adet canlı mermi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 25.285 Türk lirası, 250 Amerikan doları, 360 sterlin ve 325 euro bulunarak emare alındı. Olayla ilgili olarak tutuklanan 3 zanlı bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, kanunsuz uyuşturucu madde ithal tasarruf ve taşıma, kanunsuz ateşli silah patlayıcı madde ithal tasarruf taşıma, şiddet tehdidi ve katle teşebbüsle suçlanan BT ile kanunsuz uyuşturucu madde ithal tasarruf ve taşıma, kanunsuz ateşli silah patlayıcı madde ithal tasarruf ve taşıma suçlarıyla bağlantılı olarak tutuklanan zanlılar MAÖ ve LÖ aleyhine Girne Kaza Mahkemesi tarafından birer gün tutukluluk emri verildi. Yine polisiye bir olayla noktalayacağız. Bültenimizi sayın seyirciler, Girne'ye bağlı Alsancak bölgesinden bir okula götürmek için okul servisine binen kız öğrenciyi taciz etmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen servis şoförü mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede zanlı aleyhine bir gün tutukluluk emri verildi. Girne'de dün sabah saatlerinde okula götürmek üzere Alsancak'tan aldığı ve yanındaki koltukta oturan 13 yaşındaki bir kız öğrenciyi okul servisinde taciz ederek cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu iddia edilen 60 yaşındaki servis şoförü tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı. Meselenin tahkikat sorumlusu zanlının çocuğa cinsel istismar ve cinsel saldırı suçundan methalder olduğunu belirtti. Tahkikat sorumlusu zanlının dün sabah saatlerinde Alsancak'tan Girne'deki bir okula götürmek üzere servise aldığı 13 yaşındaki kız öğrenciye elle tacizde bulunduğunu belirtti. Olayın ardından tutuklanan zanlının alkollü olduğunun da tespit edildiğini belirten tahkikat sorumlusu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için tutukluluk talebinde bulundu. Mahkeme de zanlı aleyhine bir günlük tutukluluk emri verdi. Evet, gün ortasını burada noktalıyoruz. Az sonra piyasalardaki son durumla Damla Soyer sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşçakalın.
gün ortası piyasaları sunar. Ortasında piyasalardaki son durumla karşınızdayız. İlk olarak kurlara göz atalım. Dolar TL öğle saatlerinde 19.58'den, Euro TL 21.72'den ve Sterlin TL 24.64'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 1.09 seviyesinde seyrediyor. Borsaya baktığımızda ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %3.54'lük artışla 4.653 puana yükseldi. Kripto paralarda ise geriye doğru gidiş devam ediyor. Bitcoin 27.428 dolardan, Ethereum ise 1821 dolardan satılıyor. Altınla devam edelim. Gram altın 1275 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 2087 TL'den, Cumhuriyet altın da 8586 TL'den satılıyor. Altın ons fiyatına baktığımızda ise 2026 dolar seviyesini görüyoruz. Gümüşün ons fiyatı 24.95 dolarda, 25 dolara çok yakın. Ve Brent petrol. Brent petrolün uluslararası piyasadaki varil fiyatı bugün öğle saatlerinde 77 doların hafif üzerinde seyrediyor. Piyasalardaki son durumla karşınızda olduk. Hoşçakalın. Asbank gün ortası piyasaları sundu. Kıbrıslı Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Northern Kıbrıs Kupası'nda final bu gece oynanacak. Türk Ocağı Limasol ile Cihangir takımlarının karşılaşacağı final maçı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak ve maçı hakem Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Final maçı saat 19'da başlayacak ve BRT2'den naklen yayınlanacak. Voleybol Süper Kupa karşılaşmasında bu gece Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Vakıflar erkek takımları sahada olacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'ndaki maç saat 20'de başlayacak. Bu arada bu karşılaşma öncesinde saat 18'de U18 Kızlar final serisi birinci maçı yapılacak. Basketbol Pro Lig'de playoff bu gece başlıyor. Playoff'ta ilk maç bu gece İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu'nda saat 19.30'da klasmanı ikinci bitiren Sezar Larnaka Gençler Birliği ile 3. sırada yer alan Girne Amerikan Üniversitesi arasında oynanacak. Diğer eşleşme olan Kop Spor Savoy Marmara'nın ilk maçı yarın akşam oynanacak. Öte yandan basketbol U17 Erkekler Ligi'nde sezon dün gece oynanan iki maçla başladı. Ligde Akdeniz Spor Birliği Girne Amerikan Üniversitesi karşısında 62-57 kazanırken Kop Spor Mausa deplasmanında Ada takımı karşısında 75-69 galip geldi. Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Auto Cup 2023 başladı. Dünya Auto Cup 2023 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 yaş, 13+ büyükler, tekler ve çiftler kategorilerinde Lefkoşa Federasyon kortlarında yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Badminton Federasyonu'nun sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Anneler Günü'ne özel Annemle Bir Takımız organizasyonu yapılıyor. Organizasyon yarın saat 18'de Yakın Doğu Koleji Spor Salonu'nda yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali maçında Inter aynı şehrin takımı Milan'ı 2-0 yenerek rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etti. Inter'de 78 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, Dzeko'nun attığı ilk golün asistini yaptı. Inter bu sonuçla 16 Mayıs'taki rövanş maçı öncesi İstanbul'daki finale gidebilmek için avantajlı bir skor elde etmiş oldu. Playoff serilerini 3-2'lik skorla kazanan Monaco ve Real Madrid atlarını Türk Hava Yolları Avrupa Ligi 4'lü finaline yazdırdı. Fransa'nın Monaco takımı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk ettiği playoff serisi 5. karşılaşmasında 97-86 yendi.
Real Madrid Partizan takımını 98-94 yenerek seriyi 3-2 kazandı. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi dörtlü finalinde Monaco Olympiakos ve Real Madrid Barcelona eşleşti. Litvanya'nın Kaunas kentinin ev sahipliği yapacağı dörtlü final 19-21 Mayıs tarihlerinde oynanacak. NBA'de son şampiyon Golden State Warriors kaybetmesi halinde eleneceği maçta Los Angeles Lakers'ı 121-106 yendi ve seriyi 3-2'ye getirdi. Serinin 6. maçı cumartesi akşamı Los Angeles'ta oynanacak. Warriors'da Stephen Curry 27 sayı 8 asist 3 rebound, Andrew Wiggins 25 sayı 7 rebound 5 asist ve Draymond Green 20 sayı 10 rebound 4 asist yaparak maçın kazanılmasında önemli rol aldılar. Lakers'da ise öne çıkan isimler sakatlanana kadar 23 sayı 9 rebound ve 3 asistle oynayan Anthony Davis ile 25 sayı 9 rebound ve 3 asist yapan LeBron James oldu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu geçecek, rüzgar kuzey ve batıdan orta kuvvetle esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 28, Girne'de 24, Alevkayası'nda 23, Güzelyurt'ta 27, Gazimağusa'da 25, Lefke'de 25, Yeni Erenköy'de 24 ve İskele'de ise 26 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 14, Girne'de 17, Alevkayası'nda 13, Güzelyurt'ta 11, Gazimağusa'da 16, Lefke'de 16, Yeni Erenköy'de 17 ve İskele'de ise 13 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 29, Girne'de 25, Alevkayası'nda 23, Güzelyurt'ta 29, Gazimağusa'da 26, Lefke'de 25, Yeni Erenköy'de 25 ve İskele'de ise 27 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde de bugün hava parçalı bulutlu geçecek, rüzgar kuzey ve batıdan 3 ila 4 kuvvetinde esecek. Deniz hafif, yer yer orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolaylarında olacak. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.